kurallarını bilmiyorsun dedi Gizem için. Ben Nurten teyzeye gerçekten çok katıldım. Yani bir pasta geliyorsa buradaki herkese ikram etmeliydi ki bana da gelseydi ben aynı şeyi yapardım yani. Yani bunu yapma sen, bak bize verme. Gerçekten bize verme. Yok canım, isterse size veririm. Kayınvalidelere götürmen gerekiyordu. Kendi kayınvalidene verip de diğer kayınvalideye vermemek, ne bileyim bana... Ne? Saçma geldi. Benim kayınvalidem kurallarına uymadı. Bana ne? Sizin kayınvalidelerinizden bana ne? Yani oraya gidip bütün kayınvalidelerin yanına bir tane tabakla gidiyorsun. Diğer kayınvalideleri hiçbir şey götürmüyorsun. Yani bence de kesinlikle görgü kurallarına uymuyor tatlım. Siz nasıl konuşuyorsunuz Nurten Hanım öyle? Ben size çok sinirlendim, onun için getirtirmedim gelinimi. Bakın, siz hak etmediniz çünkü. O pastayı hak etmediniz. Bir kere doğum günü pastası kesilmişse, evet, haksızsam haksız değil. Herkese ikram edilir. Kesildiği zaman kim varsa ikram edilir. Buraya getirdi, size sadece ikram etti, bize ikram etmedi. Siz de gelininize kızım kayınvalidelere getir demediniz. Bence bu görgüyü, kuralı gelininize öğretmeniz lazım. Saygı, saygıyı. Ben getirtmek isteseydim zaten getirtirdim. İşte ben istemedim, ya, ben kızdım çok size, beni sinirlendirdiniz. Hata diyorum sizde. Ya, hakletmediniz siz. Hata sizde. Semra, yok istemiyorum, ben onu söylüyorum. Ben önce mesela misafirler, büyüklerden bir maşallah şeyler demediniz, bir kutlamadınız dedim, ilk kitapta. Hayır, hayır, hayır. Ne dedim? Doğum günü kutlu olsun dedim. Nice mutlu, sağlıklı senelere dedim. Siz bir söyledim kenarından ama çektiğiniz cımbızdan yok efendim bilezikleri al da gel hayatım demiş. Benim gelinim buraya pasta getirseydi, bir dilim sadece bana verseydi, size vermeseydi hoş olur muydu? Kızlıysanız siz de verdirmeyin. Öyle ama şey olmaz. Nurten Hanım, Nurten Hanım, 57 yaşındayım, görgü kurallarını senden öğrenecek halim yok benim. Semra Hanım, siz kendi hayatınız içinde de böyle mi davranıyorsunuz? Size bir şey eleştiri geldiği zaman, size konuşulduğu zaman hemen kızıp onlar için bir ikramda bulunmuyor musunuz? Veya olması gerekeni yapmıyor musunuz? İşte çok sinirlendiğim için yapmadım. Yapılan hareket görgü kurallarına aykırı. Ben de görgüyü benim bilirim. Benim düşüncem bu. Gelinim öyle de görgüyü çok iyi bilir. Ben çok sevindim gelinimin öyle yaptığına. Semra çünkü Hanım, size ben çok kızgınım. Ama Semra Hanım, kızmanıza gerek yoktu yani. Kayınvalidenin tavrı Gizem'den daha fena. Hatayı hatayla devam ediyor ve üstlenmeye kalktı bir de. Bana ne? Tamam vermezsen vermiyor. Sen bilirsin Gizem. Tamam ne vermek kadar istemiyorsan da. İyi ki kocası pasta göndermiş yani. Sanki hayatında bizim kayınvalidelerimiz pasta Aysun görmedi. Aysun ne kadar kibar. Kendi eşi göndermişti. Hemen herkese tuttu. Buyurun dedi, alın dedi. Gerçi o da bana çikolatalı şeyden vermemişti ama. Vallahi bizim bildiğimiz ve bilmeye, öğrenmekten gocunmadığımız bir şey ama bu Gizem Hanım niye böyle bir yorum yapıyor ben onu da anlamadım. Nasıl gidiyor? Süper. Hoş geldiniz. Şöyle bir bakayım uzaktan doğru. Oh! Oh! Mis gibi kokuyor vallahi. Yolunda mı her şey Esra? Süper, süper. İlayda? Güzel gidiyor. Yapıyorum. Soğanlar niye öyle büyük büyük? Yok, küçük doğradım. Küçük mü? Onlar. Hem de o kadar uzun doğradım ki daha kıyma kavuruyorum. Beşamelime bile geçemedim. Anladım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Sağ olun efendim. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Afiyetle yiyin değilse graten yapıyorum. Ha, acaba gider niye? Şeyi bir şey soracağım. Bıçakları niye bileledin? Ben bilelemedim ki, Esra biledi. Esra sen mi yaptın? Hayırdır inşallah. Bıçak keskin değildi Onur Bey. O yüzden bileledim. Evdeki bıçakları da mı sen yapıyorsun? Yaparım evet. Eyvah eyvah. Genelde ben yaparım. Yani bana öğretsene bir. Ay Onur Bey, benim bıçağımı bir bileylese ya. Şunu bir bileyler misin? Daha şuraya koy. Şuraya koy şöyle. Ay onunkini yapmayayım Onur Bey. Neden? İşte. Yok, elden almıyorum. Ben de elden almam. Sonra ne yapıyorum? Şöyle. Diğer bıçağı da ver bana. Vereyim. Şöyle büyüğü vereyim. O şöyle niye koydum. Bana en büyük bıçağı veriyorsun? Tamam, yalandan şöyle yapabiliriz. Şu mu? Evet. Şöyle. Keskinleştiriyoruz. Ay bunu herkes biliyor zaten. Oldu mu? Bilmem zaten, bilmem.
Ay, oldu mu? Oluyor, oluyor, sesi evet. Çok kötü. Neyi kötü? Çok güzel sesi yaptınız. Onur Bey, Onur Bey, bir şey fark ettiniz mi? Ne? Bakın. Ne olmuş? Fotoğrafım yok. Bir de bizi suçluyor yok. Onur Benim. Bey ya. İftira atıyor İlkerli bize. İlkerli olan fotoğrafım yok. Ama ben de bununla yapıyorum hala. Nerede ki? Bilmiyorum Onur Bey. Neredeydi? Ya kızlar aldı Onur Bey. Bilmiyorum. Ya biz ne yapacağız senin fotoğrafını, bir de eşinle fotoğrafını ya. Kızlar Onur aldı, Bey, kızlar ben aldı. Dedim ya, bir gün önce dedim ya, benim burada 3 tane fotoğrafım var, 15 bileziğim var. İşte benden korktun falan. Direkt fotoğrafımı indirmiş. Kızlardan biri almıştır. Onur Bey, bize iftira atıp duruyor ama biz neden alalım ki onun resmini? Aslında evet, niye alsınlar şimdi? Öyle söyledim ama. Hayır Onur Bey, şöyle, ben dedim ya, benim 3 tane fotoğrafım var. Ee? 15... Onların hiç yok. Heh, burada işte gösterecekseniz kendisi şöyle gösterin, böyle gösterin falan dedim. Sonra bir geliyorum, fotoğrafım yok. Siz olsanız ne düşünürdünüz? Kendi kaldım. Önce... Kuyuya düştüğünü düşünürüz. Ne Peki... düşünürüz? Benim merak ettiğim şu, kızlar almış olsaydı bence kayınvaliden olan fotoğrafını alırlardı. Hani kocanla olan fotoğrafını almazlardı. Çünkü yani canım daha çok acıyacak Onur Bey. Bence sen İlker Bey'le kavga ettin, fotoğrafı kaldırmak için bahane arıyorsun. İlker'le kavga mı ettim? Bence. Dedektif güzel. Dedektiflik onun işi. Hadi bakalım, acaba İlker'le kavga mı etti İlayda? Action güzel. Benim sorum nerede? Benim kartım bir perde. Bir dakika. Bir perdeyi kapat diyorsun. Sonra git soruları al diyorsun. Bir dakika, bir sakin. Kayınvalidelerim. Çok zor. Bize diyor. Öpüyorum. Kapat. İndiriyorum. Ha. Haydi. Bir şey göremedim. Keşke bir şey anlamadım ben daha. Daha karnabahar haşlanıyor. Güzel kızartacağım anne dedim. Tamam, yanıldın. Bu lütfen sefer güzel olacak dedim. Öyle yemeğin tadını bilseydi gelinle bir basmazdı. Gidiyorsun Gizo. Ne demek bana servet bakar? Ben istemedikten sonra seni eve alamaz ki. Kızım bana of dese alınmam ama gelinim bana bir of dese çok alınırım, çok üzülürüm. 5 yıllık gelinim ama diyorum ya, ben yük olmak istemem. Çeyrek altının sahibi olan gelinini... Yaşlanınca kayınvalidine bakar mısın, yoksa bakım evine mi yerleştirirsin, yoksa bakıcı mı tutarsın? Asla bakım evine yerleştirmem, bakıcı tutmam, gerçekten bakarım. Canlı Kendin gönülden bakarsın. Severek, isteyerek bakarım. Kayınpederine mi, kayınvalidine mi? Allah korusun ayrılar diyelim ki, tamam mı? Aynen öyle. Ve işte kayınpederim de, işte kayınvalidem de rahatsızlandı. İlk tercihim kayınbabam olur. Kayınbaban olur evet. İlk tercihin. İlk yani hani... Canım babam olur. Canım babam olur. Evet. Yani şey yapmam hiç hani... tereddüt etmeden kayınbabama bakarım. Ne güzel valla. Faruk amcayı değil evet. mi? Evet. Faruk amca. Valla gelinin seni çok seviyor. Esra. Efendim Onur Bey. Sorum sana. Kendin mi bakarsın, bakım evine mi yerleştirirsin... Yoksa bakıcı mı tutarsın? Ben bütün samimiyetimle söylüyorum Onur Bey. Zaten biz bunu evlenmeden önce kocamla da konuşmuştuk. Benim anneme de hani babama bir şey olsa Allah göstermesin anneme bakarız. Kayınpederimle aynı şekilde bir şey olsa annemi direkt yanıma alırım. Alırsın. İkisini de alırım. Kesinlikle alırım. Çünkü hani merhametli bir insanım zaten. Bugünün yarını da var. Tabii, benim de doğru. bir çocuğum var. Bizler de yaşlanacağız. Tabii ki biz de kaynana kayınpeder olacağız. O yüzden kesinlikle bakarım. Kesinlikle bakarsın. Evet. Aysun. Onur Bey, ben tabii ki kendim bakarım. Ya kendim olur mu öyle şey? Tabii ki ya. Asla da istemem yani öyle huzur evine, bakım evine bir yere gitsin. Biz evlatlar ne için varız yani? Bizi doğurup, büyütüp bu yaşa getiren Aynen. annelerimize, babalarımıza, ya kayınvalide, kayınpederlerimize tabii ki bakacağız yani. O kadar çileyi Evlatlık... çekmişler, bizi doğurmuşlar. Okutmuşlar. Okutmuşlar, yememişler, yedirmişler. Vallahi. Neler neler. Sonra da bakım evi, bakıcı. Oh, olur mu hala? Öyle şey? İmkanlarımız dahilinde tabii. ne üstümüze düşen ne varsa yaparız. Yaparız tabii ki, ne demek. Ne oldu İlayda, elin yandı? Elimi yaktım. Onur Bey, nasıl hemen yakaladınız beni? Hemen. Çünkü en çok elini yakan sensin. En çok. Evet. Sorum sana. Duydum sorunuzu. Ben anneme kesinlikle bakardım. Asla bakıcıya falan da vermezdim.